Herkese merhabalar. R programını ve R Studio programını ikisini birlikte bilgisayarımıza nasıl indireceğimizi şimdi birlikte uygulamalı olarak gerçekleştirelim ve ilk temel ayarlarımızı yapalım. Ve gördüğümüz üzere R programının ilk ekran görüntüsü burada göründüğü gibi oluyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, benim bundan sonra size anlatırken kullanacağım R ekranı burada gördüğünüzün aynısı olmayacak. Benimle birlikte bu ayarların aynısını takip ederseniz eğer sizler için veri bilimini ve temel R programını takip etmeniz açısından aynılarını uygulamanız çok daha paralel ve kolay olacak. Onun için şimdi benle birlikte aynı menülere girelim. Şimdi dersimize R'daki veri parçacıklarından bahsederek başlıyoruz. Bu dersimizde Dersimizin ismini birlikte yazarak başlayalım. Hatta şöyle diyelim en küçük veri parçaları. Şimdi bu ne anlama geliyor? Ondan bahsedeyim. Şimdi Arda değerli arkadaşlar, her bir veri tipinin saklandığı ve farklı farklı özelliklere sahip olan veri tipleri var. Ve bu veri tipleri de birbirlerine karşı bir takım üstünlükleri var. Ve işlemler yapılırken bazen bir takım değişkenleri bazı yerlerde kullanamıyorken bazılarını farklı yerlerde kullanabiliyor olacağız. Onun için şimdi sizlerle birlikte dersimize kaldığımız yerden başlayalım. Bugünkü dersimizde sizlerle listeler konusunu işleyeceğiz. Şimdi öncelikle hemen bakalım. Gördüğümüz üzere 8. dersimizde matris işlemleri ve eleman seçmeyi görmüştük. Şimdi 9. dersimiz olan artık diyorum ki listeler. Fazla öğelere bu kodu uyguladıktan sonra çıktıları da yine çok düzgün bir şekilde raporlamasını sağlayabilirsiniz. Şimdi bununla ilgili bir örnek vereyim size. Diyelim ki şimdi benim değişken bir isimli bir değişkenim var. Hemen bakın atama operatörünü alt ve tire ile birlikte yapıyorum. Kendisi önüne sonuna çok güzel boşluklarını da koydu. Birinci ee, değişkenim karakterlerden oluşsun ve buna diyelim ki örneğin tırnak açtım. İsimler Erkan, Hasan ve Savaş isminde 3 tane isimden bulunan bir değişken oluşturdum. Bakın dikkat ederseniz bu değişken Sadece karakterlerden oluşan bir değişken. Şimdi sizlerle iç içe for döngüsü konusunu anlatmaya başlayacağım. Ee, önce yine her zamanki gibi başlığımızı oluşturalım. For döngüsü ana başlığımızda 11. .si ve bu da artık bizim iki tane diye işareti koyuyorum. Alt başlığımızın ikinci seviyesi çünkü 11.2 ve iç içe for döngüleri dedim. Gelin bunu da birlikte öğrendiğimiz bir kodla gerçekleştirelim. Bir fonksiyonla tamamlayalım. Hatırlıyorsak seq bir seri oluşturmaya yarıyordu. Ondan başlasın. Yüzde bitsin. Ve onar onar artırsın. Bunu da çalıştıralım. Ve şimdi her iki vektörümüzü bir ekrana getirelim. Bakalım istediğimiz vektörleri öncelikle oluşturabildik mi? Harfler ve sayılar burada seçtim, çalıştırdım. Gördüğünüz üzere istediğim düzeneyi kendim sağlamış oldum. Şimdi bu dersimizde sizlerle birlikte veri görselleştirmeye devam ediyoruz. Ancak farklı bir tabii ki konuyla başlıyoruz. Bu kez işleyeceğimiz konumuz treemap. Treemap'i şöyle ifade edelim. Önce başlığımızı oluşturalım sizlerle birlikte. Ve buraya diyelim ki 15.7 treemap grafikleri diyelim. Şimdi bu treemap grafiklerini oluşturabilmem için benim öncelikle tabii ki Alt gr 4 pardon Alt 4 ya da Command 4 ile yeni bir chunk oluşturdum. Ve başlığımı hemen aldım buradan gördüğünüz gibi kopyalayıp chunk'ın içerisine yapıştırdım. Treemap'i kullanabilmem için değerli arkadaşlar benim öncelikle onu tabii ki kurmuş olmam gerekiyor. Install packages diyorum ve tree bakın hemen önerdi bana dedi ki tree map mi evet onu seçtiğimde tırnak içine aldı ve kurmaya başladı şimdi kuruyor birlikte alt paketleriyle beraber kurulumunu burada gördüğünüz üzere gerçekleştiriyor tahmininin eklenmesi ve eklenen katmanın rengi diyelim buraya da son olarak ve dersimizi burada bitirelim. Katman olarak eklenen olarak eklenen regresyon tahmininin rengi. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve başka bir derste artık görüşebilmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.